Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tahıllı poğaça tarifi. Tahıllı poğaçamızın öncelikle hamuru için olan malzeme listesinden başlamak istiyorum paylaşmaya. 5,5 su bardağı un var. 1 paket instant mayamız var malzeme listemizde. 1 tatlı kaşığı tuz. 3 tatlı kaşığı toz şeker kullanıyoruz. Öncelikle ben karıştırma kabıma kuru olan malzemeleri ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde poğaçalarımın daha güzel kabardığını biliyorum. O yüzden öncelikle kuru malzemeleri karıştırıyorum. Ortasını havuz gibi açtıktan sonra kuru malzemeleri döktüğüm zaman tüm mayanın, tuzun ve şekerin tek bir yerde kaldığını ve uzun süre karıştırmam gerektiğini fark ediyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Malzeme listemde 100 gram margarin, 1 fincan sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt var, 1 su bardağı da ılık suyum var. Tüm malzemeleri ekledikten sonra yumuşak bir hamur yapacağım. Öncelikle tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra un ve su karıştırdıktan sonra yoğurma aşamasına geçeceğim ve yaklaşık bir 4-5 dakika yoğuracağım. O zaman çok güzel oluyor hamur. Ele yapışmayana kadar yoğuruyorum. Hala ele yapışıyor. Şöyle biraz daha devam ediyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika sürdü yoğurmam karıştırdıktan sonra. Daha sonra üzerine temiz kuru bir bezle örterek sıcak yerde 1 saat boyunca mayalandırdım. Ve hamurumun iki katına çıktığını görüyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum tekrar hava kabarcıklarını almak için. Tezgaha biraz un serpiyorum. Hamurum çok yumuşak. Bu kulak memesi kıvamından daha yumuşak bir hamur elde ediyoruz burada. Eğer şekil verecekseniz, kapatacaksanız biraz daha bundan katı olması gerekiyor ama biz küçük bezeler mandalina büyüklüğünde koparıp bezeler yapacağız. O yüzden biraz daha hamurum yumuşak. Şöyle uzatıyorum. Bezeleri eşit miktarda koparmak biraz bu tarz tarifler yaparken zor oluyor tabii ki. Göz kararını iyi alabilmek için hamurumu biraz daha uzatıyorum. Yani çok eğer toplu olarak kalırsa hamur, mandalina büyüklüğünde parçalar koparmak biraz zor olabiliyor. Kimisi büyük, kimisi küçük olmasın diye. Oldukça uzattım hamurumu ve bu şekilde göz kararı parçalar koparabiliyorum. Şöyle avucumun içinden taşacak kadar parçalar koparıyorum ve elimle biraz onları çeviriyorum ve yuvarlak ve düzgün görünümlü pürüzsüz bezeler yapıyorum. Şekil vermek çok kolay. Büyüklükleriyle ilgili ayarlama yapmakta biraz zorlanırsanız avucunuzun içinden biraz taşan bir hamur koparabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum her zaman bunu. Özellikle kahvaltı için çok güzel. Tüm hamurlarımı bu şekilde yaptıktan sonra yarım saat kadar tepside mayalandıracağım. Bunun gibi iki tane tepsi elde ettim. Toplamda 15-20 tane poğaçam oldu. Yarım saat tepside mayalandırdıktan sonra bir yumurta sarısına 2 yemek kaşığı zeytinyağı döküp fırça yardımıyla çırpıyorum ve iyice birbirine karışmasını sağlıyorum. Fırça yardımıyla yumurta sarısını poğaçalarımın üzerine sürdükten sonra
poğaçalarımın üzerine kenarda hazırladığım 3-4 yemek kaşığı ay çekirdeği içi, 2 yemek kaşığı susam, 2 yemek kaşığı mavi haşhaş ve 1 tatlı kaşığı kadar da çörek otu serpeceğim. İsterseniz bunu hepsine karışık olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz kimisine çekirdek içinden, kimisine mavi haşhaştan, kimisine de susamdan serpebilirsiniz. Şöyle tüm poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Daha sonra da tahıllarımı serpeceğim. Özellikle çocukların çok seveceği bir tarif. Kesinlikle bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çekirdek içi poğaçanın üzerine çok güzel duruyor. Zaten simitlerde, poğaçalarda susamı her zaman tüketiyoruz. Haşhaş da çok güzel bunun üzerinde ve çörek otu da tabii ki hem şifalı hem de çok güzel yakışıyor. Ben şöyle ikişer üçer tane her birinden ayrı ayrı serpiyorum. Daha iyi gösterebilmek adına. Eğer vaktiniz varsa yarım saat değil de tepside 45 dakikada mayalandırabilirsiniz. O zaman daha çok kabarıyor. Şöyle köşedeki bir tanesini hepsinden serpiyorum. Bunu da servis tabağıma alırken en üste koyacağım size göstermek için. Evet, tahıllarımı üzerlerine serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında 30 dakika boyunca pişiriyorum. Altı üstü kızarana kadar pişirdiğimizde yeterli oluyor. Servise hazır hale geliyor. Bir 5 dakika üzerine kuru bezle örttüm. Daha sonra servis tabağına aldım. Servis ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri almak için zil ikonuna tıklamanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyor, mutlu günler diliyorum.